Genel izleyici için uygundur. Bizleri cümle mahlukatı, kainatı ve mükevvenatı yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizleri yaratan, yaşatan, rızık verip besleyen, can verip bu alemde gezdiren Allah'a hamd ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de mahlukatın nefesleri <laughs> adedince selat ve selam ediyoruz. <laughs> Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ne iyi ettiğinize geldiniz. Allah'ın rahmeti üzerleriniz olsun. Allah hanenizden huzuru, bereketi eksik etmesin inşallah. Allah attığımız her adımla, aldığımız her nefese Allah'ın huzurunda varacağımızın bilincinde, şuurunda yaşamayı Allah bir ömür bizlere nasip eylesin. Efendim e, her cumartesi sabah olduğu gibi e, birbirinden değerli konuklarımızı alıyoruz. Bu programımızda da çok değerli bir konuğum var. Doktor Erkan Aydın hocam bizimle beraber. Muhterem hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş Fatih hocam. Sefa bulduk. Allah razı olsun. İyi, i̇yisiniz hocam. Rabbime şükürler olsun. Sizde ne var ne yok? Siz iyisiniz. Allah razı olsun hocam. Sağınıza duacıyız. Milletimiz gibiyiz. Yani. Herkes nasıl biz de öyle evet. elhamdülillah. Aynen öyle. Allah e, kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha Amin. sağlıklı, huzurlu, afiyetli geçirsin inşallah. Efendim Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı konuşacağız. Onu yakından tanımaya çalışacağız. Meryem Suresi 41. ayeti Celile'de Erkan Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Ve zikru fil kitabı İbrahim işte bu kitapta İbrahim'i de okuyup an kuşkusuz o özü sözü doğru olan bir insandır diyor. Hazreti İbrahim'i nasıl tanıyacağız hocam? Evet Hamdellillah ve salaten ve selamen ala Resulillah ve bihin estaim Hazreti İbrahim gibi büyük bir peygamberi okumuş olduğunuz ayette ayete uygun olarak anarken e, kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınalım ki e, güzel cümleler çıkabilsin. Çünkü şeytanın herhalde en sevmediği insanlardan birisi olsa gerekir. Peygamberlerin atası. Hz. İbrahim e, bugün yeryüzünde yaşayan işte 8 milyar insan olduğunu düşünürsek belki onun 6 milyarını çok yakından ilgilendiren, hepsinin saygı duyduğu büyük bir peygamber. 6 milyar dediniz hocam. Dikkat evet, ettim. Evet. Niye? Niye? Çünkü işte budistleri ya da hiçbir inanca sahip olmayanları vesaire kenara ayırdığımızda dünyadaki Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin hepsinin saygı duyduğu, atası olarak kabul ettiği hem Kur'an'da hem Kitabı Mukaddes'te eski ad, e, ahitte yeni ahitte kendisinden saygıyla bahsedilen e, ender insanlardan bir tanesi. Yani yaşayan onun için dedim. Yani hemen hemen dünyadaki bütün insanların üzerine ittifak ettiği, saygı duyduğu bu kadar özel bir insan. E, İslam'ı tarif ederken şöyle genel bir tarif yapıyoruz aslında. Hazreti Adem'le başlayan bütün peygamberlerle devam eden Hz. Muhammed Aleyhisselam'la kemale eren bir dindir. Ee, biliyorsun sen de hafızsın. Kur'an-ı son ayeti olduğuna inanılan, kabul edilen Maide suresindeki ayette Allahu Teala e, veda hacından sonra indiği kabul edilen ayette buyuruyor ki Hatta Arafat'ta değil mi hocam? Evet. Estağfirullah. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radiytu lekumun islamet dinekum Bugün size olan nimetimi tamamladım. Kemale erdirdim. Dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım ve din olarak İslam'ı seçtim ve bundan razı oldum. Böylece Hz. Adem'le başlayıp Hz. İbrahim'le diğer peygamberlere devam eden bu inanç sisteminin genel adının Allah'a teslim olma manasında İslam olduğundan bahsediyor. Böyle olunca aslında bütün peygamberler İslam'ın peygamberi, tevhidin peygamberi. Amin'e rasulü diye yas namazlarından sonra hep okuduğumuz Bakara Suresi'nin son ayetlerinde de ifade edildiği gibi "Lennufarrigu beyne ahadin mir rusuli." Biz inanç bakımından peygamberler arasında bir fark gözetmeyiz. Onun için bütün peygamberler bizim peygamberimizdir deriz. Yani Resulullah Aleyhisselam kemali ee, Hz. İbrahim de bu anlamda Resulullah Aleyhisselam'ın bir adresi şerif var e, bildiğin gibi ben Atam İbrahim'in duasıyım Annem Amine'nin rüyasıyım Kardeşim İsa'nın müjdesiyim Niye? Çünkü Hz. İbrahim e, Hz. İsmail'le beraber eski temeller üzerine Kabe'yi yeniden yükseltirken dua ediyor. Ya Rabbi diyor soyumdan zürriyetimden insanlara senin ayetlerini okuyan, kitabı öğreten, hikmeti öğreten, bu yolla onları temizleyen bir peygamber gönder. Allahu Teala Resulullah Aleyhisselam anlatırken Hazreti İbrahim'in duasında zikrettiği aynı kelimelerle Resulullah Aleyhisselam anlatıyor. Bu birbirlerine olan bağlarını İslam'ın nasıl köklü bir din olduğunu aslında hepsinin tevhidin birer halkası olduğunu gösteren bir şey. Bu açıdan Hazreti İbrahim Peygamberin atası olması hasebiyle çok önemli. Yani şimdi Hazreti Adem'le başlayan Peygamber Efendimiz'in nihayet bulan bir silsileden bahsettiniz. Bu silsilenin çok önemli bir yerinde Hazreti İbrahim peygamber. Tabii ki. Biraz önce de bahsettiniz ya Kabe-i Muazzama'nın yanı başında Makami İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izi var. Tabii ki. Biraz önce yine bahsettiniz Allahümme salli ala Muhammed kemâ salleyte ala İbrahim ve ala İbrahim. Hani biz her namazımızda İbrahim Aleyhisselam'a ve aline dua ediyoruz. Salatü selam gönderiyoruz. Tabi yani namazda iki peygamberin adını biri Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir Hazreti evet. İbrahim Aleyhisselam. Zaten küçüklükten beri hatırlarsan bize büyüklerimizi öğretir derlerdi ki kimin milletindensin Hazreti İbrahim'in kimin ümmetinden Resulullah Aleyhisselam. Şimdi Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'i an derken zaten ...insanlık hiç unutmasın diye de bahsettiğin gibi mesela Kabe'de... makamı İbrahim birazdan ona geliriz. Onunla ilgili bir e, bilinenin dışında bir genel yaklaşım var. Unutturmazsan ona tamam da hocam. bir gireriz inşallah. Şöyle bir genel hatlarıyla Hazreti İbrahim kimdir? İzleyicilerimize bir ondan bahsedeyim. Tamam hocam. Hatta Şimdi, çok özür dilerim bunu bahsederken... hani dini işte hani yıldıza bakıyor, aya bakıyor, hı hı. ayetlerde geçiyor ya bu işte yıldız benim ilahım olabilir ama yıldız hı hı. kayboluyor. Bu batan bir şey benim ilahım olamaz. Bağlamında Allah'ı aradığı noktayı da aktarabilirsiniz. Tabii ki. Şimdi Hazreti İbrahim'in milattan önce 2000'li yıllarda Babil krallığı döneminde bugün Irak sınırları içerisinde yer alan Ur şehrinde dünyaya geldiği kabul edilir genel olarak. Daha sonra da bizim şu andaki Urfa Harran bölgesine geldiği yine e, Kur'an-ı Kerim'de biz Hz. İbrahim'in Allah'ı araması diye tırnak içerisinde anlatılan bir hikayeyi de biliriz. Az önce seninle bahsettiğin ama o nu farklı bir şekilde de yorumlayabiliriz. Nedir anlatılan kısa? Hz. İbrahim çocuktur. E, bir arayışı vardır göğe bakar, yıldızları görür. Bu Rabbim olabilir der. Sonra ayı görür, daha parlaktır. Galiba bu benim Rabbim. Sonra güneşi görür. Güneşin ışıltısı ve aydınlığı diğerlerini bastırır. Rabbim bu olur diye düşünür. Ama sonra ben batanları sevmem der. Yani bunların hiçbiri benim Rabbim olamaz. Allahu Teala bu olayı anlatırken aslında neden bunu anlattığını da açıklar Kur'an'da. Biz istiyorduk ki göklerin ve yerin egemenliğinin kime ait olduğunu İbrahim'e öğretelim. Hmm. Yani belli ki e, inanç olarak böyle gök cisimlerine tapan bir toplumda bunların ilah olmadığı, bunların yaratıldığı göklerin ve yerin egemenliğinin yalnız ve yalnız Allah'a ait olduğu bu olayla Hz. İbrahim'e gösteriliyor. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'in kıssasına ait böyle parça parça şeyler buluruz farklı surelerde anlatılır. Bunları birleştirdiğimiz anahatlarıyla biraz da İslam tarihiyle beslediğimizde şu çıkıyor ortaya. Hz. İbrahim aynen Hz. Musa'da olduğu gibi dünyaya gelmeden önce Babil Kralı, şimdi Nemrut bir o dönem yöneticilere verilen genel, genel bir ün, mi? bir Babil Kralı. Firavun da öyle değil mi? Evet aynı. Dolayısıyla Kahinleri işte doğan bir çocuğun onun tahtını yıkacağını, saltanatını bitireceğini söyleyince bütün doğan çocukları öldürmeye başlar. Hazreti İbrahim'in babası Azer. İbrahim'in baba, Hazreti İbrahim'in babası Nemrut'un puthanesinin de bekçisidir. Dolayısıyla çocuğu öldürülmesin diye çocuğunu bir mağaraya yani eşi hamile olduğunda, doğum yaklaştığında onu bir mağaraya gönderir. İşte bugün Urfa'da Hz. İbrahim'in dünyaya geldiği yer diye ziyaret edilen yerler bunlar. Şimdi Hz. İbrahim e, dünyaya gelir. Tamam. E, Allah ona egemenliğin kime ait olduğunu gösterir. Rüştüne erince Allah ona peygamberlik verir. Artık peygamberlikle tebliğ ile görevli olduğu bir dönemde bir sahne anlatılır. Onun tevhid mücadelesine dair bir bayram günüydü. Halk bayram kutlamak için toplandığında onu da davet ettiler. Yıldızlara bir göz attı. Kendimi iyi hissetmiyorum. Biraz hastayım dedi. Sonra aldı eline baltayı ve tapınaklarının bulunduğu puthaneye girdi. Babasının bekçi olduğu yere. Evet. Ve bütün putları yerle bir etti baltasıyla sadece büyük putu bıraktı. Baltasını büyük putun boynuna astı. Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor. Şimdi bu, bu sahne üzerine düşünmek gerekir. Bir, Hz. İbrahim küçük putları devirip büyüğü neden devirmedi? Bununla nasıl bir mesaj vermek istedi? Bir tanesini Kur'an açıklıyor zaten. Geldiklerinde sorsunlar diye. Yani zaten halk bayramdan dönünce bak putlarını devrik gördü. Kim yaptı bunu putlarımıza? Hemen İbrahim diye bir genç vardı bize eleştiren dediler ve onu yakaladı getirdiler. Sen mi yaptın putlarımıza? Dedi ki neden büyük putunuza bakmıyorsunuz? Bak o sapa sağlam. Mutlaka bir gördüğü bildiği vardır. Ya ona Size anlatır. De. İbrahim dediler bizimle dalga mı geçiyorsun? Yani bu göremez işi temez işte bu yemez içmez kudreti yok. İyi de düşünmüyor musunuz dedi? Yani yanı başında bütün putlarını devirdi kim yaptıysa bunu ama ona engel olamadı böyle bir kudret olmayan bir şey nasıl ilahınız olabilir? Böylece müşriklerin zihinsel çelişkileriyle onları yüzleştirdi mükemmel Şimdi, bir mesaj ama Evet ee, burada duralım biraz şimdi, daha geriye döneceğim ama he. burayı bana unutturmazsan sevinirim tamam. bu zihinsel çelişki meselesi şimdi e, başka neden büyük putu devirmemiş olabilir mesela şöyle bir çıkarım da yapabiliyorum ben kendimce katılır mısın bilmem büyüklük ve küçüklük izafi bir şeydir mesela işte uzun boylu adam neye göre uzun kendisinden daha kısaya göre uzun değil mi işte iri yarı kendisinden daha zayıf birine göre. Yani iki şeyi mukayese edersiniz. Mukayese. Biri küçük biri büyük. Eğer büyük put diye bir şey varsa onu ayakta tutan şey küçük putların varlığıdır. Kölenin olmadığı yerde efendi diye bir olmaz. Bir yerde zalim varsa mazlumluğu kabullenmiş insanlar topluluğu vardır. Ben mazlumluğu kabul etmeyeceğim deyip de direnen insanların olduğu yerde asla zalim asla firavun diktatör olmaz. Hmm. Her Musa firavununu gömer. İbrahim Nemrut'unu yener. Eğer köleliği ve zulmü kabul ederse insanlar ancak o zaman insanlar ona hükmedebilirler. Eyvallah. Eğer belki şöyle düşündü. Ben bu küçükleri devirirsem bütün zaten büyük mü kalmaz? Onun için büyü devirmeye bile gerek yok. Peki hocam, şunu ben de sorabilir evet. miyim? Mesela hani Kur'an-ı Kerim bu hadiseyi anlatıyor, ee, büyük putun anlığına, şey boynuna baltayı koyduğunu, şey küçük putları yerle bir ettiğini, büyük puta sorsanız da bana niye soruyorsunuz? Orada bir zihinsel çelişki hı hı. ifade ettiniz. Peki bu hadiseyi güncellediğimiz zaman bugün bugünün dünyasında bizler bizlerin de putları var mı hocam? Kır bu evin putlarını İbrahim ne olursun yerine yenilerini koyan kim dediği gibi şairin mesela biz haçta şeytan taşıyoruz ya şeytan taşıma mahalli sembolik bir yer. Evet. Yine Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail ve Hacer'in anısına hocam, yaşanıyor. Hocam hep başrolde Hazreti. Tabii İbrahim Hazreti İbrahim'in Hacer ve İsmail'in o gün şeytan taşıdığı yerde semboller var bu sembolleri taşıtıyoruz. Şimdi biz herhalde akıl yoksul insanlar değiliz. Niye böyle bir şey yapıyoruz orada? Aslında taşıdığımız şey sadece bir sembol değildir. Biz içimizde ve dışımızdaki bütün şeytanlarımızı atıyoruz taşı. Attığımız her taş hem nefsimize hem de dışarıya. Şimdi insanın kendi dışındaki putları kırması zor ama kolaydır. Zor ama kolaydır. Tabii zordur ama kolaydır. Ama İçimizdeki... insanın kendi nefsini putlaştırmasının önüne geçmesi daha zordur. Hatta Resulullah Aleyhisselam'ın büyük bir savaştan Medine'ye dönerken küçük cihadı bitirdik. Şimdi büyüğünde sıra demesini de belki böyle anlamak gerekir. Uhud savaşıydı Tabii hocam. Tabii insan asıl putları yani dışındaki putları devirdik ama içimiz putlarla dolu. Putu sadece bir cisim olarak algılamak da yanlış onların da günceli vardır. İnsan kendini eşya ile tanımlayamaz. Eşya bizim kullandığımız hayatımızı idame ettirirken ama günümüzde bazen bir elbise, bazen bir ayakkabı, bazen bir araba, bazen bir ev, bazen bir takı put gibi insanın kişiliğinin bir parçası haline getirilebiliyor ve kendini böyle tanımlıyor. Bazı bir makam Tabii ki. Dolayısıyla mesela o çantayı taşıyamayandan taşıyan kendini daha üstün görüyor. O arabaya binen binemeyenden kendini üstün görüyor. Yani bir insanın kimliğinin ve kişiliğinin parçası bir eşya olabilir mi? Olursa put olur o işte. <laughs> Mükemmel bir tespit. Tabii. Yani de ki ey kafirler ben sizin taptığınıza tapmam diye namazda okuyup ama işte kolundaki 50 bin euroluk çantayı taşımayana karşı kendisini çok üstün gören bir insan yani dışarıdaki putu devirir ama kendi içinde yeni putlar beslemiş olur. Ee, eşyayı putlaştırmamak gerekir. Nefsimizi putlaştırmamak gerekir. Makamlarımızı ve statülerimizi putlaştırmamak gerekir. Cahiliye dönemindeki putlar statü aracıdır. Mesela Ebu Cehil'in putuna Hiçbir zaman Bilal Habeş tapamaz zaten. Yani eşyaları biz... Konumları, makamları bir statü aracı haline getirirsek... Bu da put olur. Yani Hz. İbrahim'in putları kırmasından... Bunlar aramızdaki... Bizi biz olmaktan çıkaran... Bütün nesneleri... Özneleri ne varsa hepsini yıkmak gerekiyor. Şimdi Hz. İbrahim putları yıktı ya... Tamam hocam. Mesajı da attı. Verdi. Onları zihinsel olarak entelektüel olarak çelişkileriyle yüzleştirmek istedi. Yani dedi ki evet bak siz itiraf ediyorsunuz. Yani Allah'ı bırakıp da bunlara ilah diye tapılır mı? Şimdi bir insan yüzleştiği zaman iki tane seçenek çıkar önüne. Hakikati gördü. Kendi itiraf ediyor zaten. Ya kabul edip vicdanını rahatlatacak ya da inkar edip ya da söyleyeni ortadan kaldıracak. Başka seçeneği yok. Mesela insanlar niye peygamberleri öldürürler? Yani adam onu iyiliğe çağırıyor. Çağırdığı şeyin doğru olduğunu biliyor. İcabet etmediği zaman vicdanının sesini susturabilmek için iyiyi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Hmm. Burası çok önemli bence. İnsan hakikatle yüzleştiğinde iki seçeneği vardır. Ya kabul eder, rahat eder ya da vicdanı onu rahat bırakmaz. Vicdanın sesini susturamadığı için hakikati söyleyeni susturur. Bu önemli bir çıkış noktasıdır. Bu istediğimiz kadar güncelleşebilir. Yani doğru sözden ve doğru insanlardan, doğru mesajdan niye rahatsız olur insanlar? rahatsız olduğundan değildir. Onun doğru olduğunu kendi de bilir, ona göre davranmak işine gelmediğinde doğru söyleyeni susturup yani ee, yeter artık der ve onu susturur. Yani Biz bu, bu mesajı da oradan görüyoruz. Yani bu zaten Peygamberimiz döneminde de öyleydi değil mi hocam? Peygamber efendimizin mesela peygamberlik dönemine baktığımız zaman hani e, müşriklere hakkı hakikati haykırdığında birçoğu peygamber efendimizin zaten doğru sözü olduğunu emin olduğunu bildiği bildiğini biliyoruz ve aynı zamanda bu hak e, çağrıya hak olduğunu da kabulleniyorlar ama bir şekilde içindeki o o, o işte dediğimiz o nefis müdahil oluyordu. Tabii ki statülerini tehlikeye atıyor. Yani mesela gizli gizli gelip Kur'an dinliyorlar. Aynı. Diyorlar ki ya biz ne yapıyoruz böyle yani kendimizi alıkoyamıyoruz bu çok güzel bir söz. Yarın gelmeyelim diyorlar. Gizli gizli tekrar geliyorlar. Birbirlerini gördükleri Ama zaman. Ama <laughs> yani doğru olduğunu biliyorlar. Babalarından da mesela. Ama kabullenemiyor. Kabullenemiyor. Kabullenemeyince Hocam, mesela Resulullah Aleyhisselam'a teklifte bulunuyorlar. Ne diyorlar? Yani sen bunları söyleme. Sana... Çünkü biz rahatsız oluyoruz bundan. Biz sana liderlik verelim. İşte güzel kadınla evlenene servet verelim. Resulullah Aleyhisselam ne diyor? Benim derdim davam bu değil isterseniz güneşi ve ayı verin ki veremezsiniz. Davamdan vazgeçmem. O yüzden e, iman nasip bir şeydir. Peygam Tabii. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dünya gözüyle görüp onlara tabi olan e, dizinin dibinde oturup iman eden kişilere sahabi deniyor. Hı hı. Ama aynı dönemde yaşayıp Peygamber Efendimiz'e göz teması kurmuş. Ama onun yüzüne kötülüğü haykıran ve iman kalbine işlememiş nice insanlar da var. O yüzden bizler 1400 sene, 1500 sene geçmiş olmasına rağmen Peygamber Efendimize ve diğer peygamberleri görmediğimiz halde onlara tabi olan inşallah bahtiyar zümreden oluruz. İnşallah. Hocam bir eser aramız var sonra kaldığımız yerden devam edelim müsaadenizle. Tabii ki. Bak. Evet hep beraberce dinliyoruz buyurun. gül gül zar Muhammed Mustafa Şahidim arzu semadır bütün ecram ile Yaksa da ah derunum ينبو <applause> حسرتي لا تكات يقدلي من حالي تكريم Kalsa semti haramayna gidin gidişin son demi bilmem ne olacak Gelecek şirahın bulacak Amanet يا رسول السكن علينا مدد يا يا خاتم النبيين Barbaros Hayrettin Paşa Camii İmam Hatibi sevgili dostum Alpcan Çelik hocamızın bu güzel kasidesini hep beraberce dinledik. Allah ömrüne bereket versin diyorum ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, belki ekranlarını yeni açanlar vardır. konumuz Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Konuğumuz ise Doktor Erkan Aydın hocam. Hocam e, şimdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ilk periyotta kısmen değindik. Biraz tanımaya çalıştık. Şimdi aklıma şu geliyor hocam. Hani Cenab-ı Hak... E, insanı eşrefi mahlukat olarak yaratmış en şerefli mahluk, en şerefli varlık. Diğer yaratılmış varlıklardan ayıran en temel özellik de bizim beyan ediyor olabilmemiz. E tabii bu insanlar arasında da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam en tap, en zirve makamda ve onunla beraber diğer peygamberler var ve bu peygamberler içerisinde de en çok bela ve musibetlere, sıkıntıya düçar olan peygamberimiz ve silsile devam ediyor. Hazreti İbrahim aleyhisselam da belki ilk üçe girebilir. Hani bu ateşe atılmış şeytan tarafından vesveseler vesair. Yani bazen insan sorgulayabiliyor. Allah seçkin olarak bir ümmete, bir insanlığa bir peygamber gönderiyor. Peygamberler gönderiyor ama onları bela, musibetlerle hemhal kılıyor. Bunu nasıl anlamadınız mesela bu Aslında Allahu Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan ediyor. Allah bu dünyada kimseye toz pembe bir hayat vaat etmiyor. Bu bizim zannımız sadece. Allah buyuruyor ki: Estağfirullah. billah. Eee andolsun sizi biraz açlık, biraz korku, mallarınızdan, canlarınızdan ve ürünlerinizden eksilterek imtihan edeceğiz. Bu ayet sadece insanlara değil bütün peygamberlere de aynı zamanda. Tabii ki herkes için. O zaman ne bluvan ne kum bir şeyim ayette gördüğün gibi ve başındaki tekitle beraber kesinlikle mallardan canlardan. Bunu şu anda mesela Gazze'de görüyoruz hocam. Her yerde eksilteceğim diyor canın canını yak canın yanacak yanabilir. Mülk suresinde e, ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel amel işeceğini görmek için imtihan için yaratan Allah. Dolayısıyla bu dünya madalyonun sadece bir yüzü. Bu dünyada kimin galip kimin mağlup olduğunun çok fazla bir önemi yok kazanan, hükmeden ya da yenilen, ölen ya da öldürülen kim olursa olsun yegane galip Allah'tır. Sonuçta bu işin bir de öbür dünyası var, ahireti var. Dengeleme orada olacak. Zaten adaleti bu dünyada beklediği için bazı insanlar inanç konusunda düşünsel sıkıntıya düşüyor. Diyor ki, yani Allah var işte niye Gazze'de bebeklerin öldüğüne, ölmesine izin veriyor? E bu soru çok geliyor hocam son zamanlarda. Hayır, yani eğer hayat bütün hayat, her şey bu dünyadan ibaret olsaydı o zaman kafirler içecek bir damla su bulamazdı. Şimdi dünyanın birçok yerine bakın. İnanmayan, inkarcı, zalim bir sürü insan var ama her sabah güneş doğuyor. Güneş onların üzerine doğması zaten hiçbir şey olmaz. Yediğimiz her şeyin kaynağında güneş var. Bu Rahman sıfatının bir tecellisi değil mi hocam? E tabii. Yani, yani bu, inanan, in, 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 inanmayan, itaat eden, isyan eden fark etmez. Allah diyor ki bu dünyada ben kimi insan olarak bu dünyaya gönderdiysem ben bu dünyada kaldığı müddet içerisinde hem rızık hem de merhamet nazarıyla bakacağım. Tabii Allah'ın Rahman isminin tecellisi bu. İmtihan, imtihana göre bu dünyayı tasarlamış ve gereklerini koymuş ve belli yasalar var sünnetullah. Toplumlarla ilgili yasalar var. Yani bu dünyada şimdi şu soruyu soralım mesela. Ya Gazze'de işte hastane bombalandı ve çocuklar öldürüldü. Allah niye yardım etmedi? Allah bunu önlesin diye zaten bir sürü insan yaratmış. Ellerine de güç vermiş. Allah zaten yapmış. Ama kullar yapmıyor. Hay biz faturayı niye Allah'a çıkarıyoruz ki? Mesela diyelim ki yaşadığınız bir toplumda şimdi yardıma ihtiyacı olan biri var. Allah buna niye yardım etmiyor? Ya seni yaratmış ya Allah. Senin vesilenle. ne? yardım etmesi gereken sensin zaten. Ve sen bu darda kalanlara yardım edesin diye ihtiyacının dışına sana bir sürü para vermedi mi? Sadece bu binaları dikesin, daha iyi arabaya binesin diye mi bütün bunlar bize verilen gücün ve servetin mutlaka bir sebebi var. Bu sebebi başkalarını hava atalım, daha ekstra lüks yaşayalım, çıldıralım, milletle alay edelim, gidelim bilmem kötü şeyler kullanalım falan diye değil. İhtiyaç fazlası bir şey verildiyse, ihtiyacı olanlara götürelim diye verilmiştir. Zaten Bu bir emanettir. Kesinlikle emanetten de ben de oraya temas etmiyorum. Tabii yani yoksa yani e, bunun ne anlamı olur ki? Düşünün ki bazı insanların bankadaki e, hesaplarının haddi hesabı yok bazıları da işte çok küçük paraları ödeyebilmek için büyük çaba eşit işte gelir dağılımında adaletsizlik diyoruz buna. İslam bunları önlemek isteyen bir din zaten. Şimdi e, zekat buna yönelik sadaka, infak, diğer konular. Şimdi bütün bunları dikkate almadığımızda dinin değiştirici ve dönüştürücü bir etkisi olmaz zaten. Şunu düşüneceğiz. Allah beni yarattı zaten. Dolayısıyla müdahale etti. Buna engel olayım diye. İnsanların zulmetmesine izin vermeyeyim diye. Petrolün yüzde otuz ikisini niye senin toprağından çıkardı? Ronaldo'yu satın alsın diye değil. Tam onu da al. Değil mi? Yani orta... Ya da sana dünyada gelecekteki Nükleer enerjinin en önemli kaynaklarından biri borun yarısından fazlası niye sen coğrafyanda? Ya da niye Orta Asya'dan geldik biz e, Roma İmparatorluğu'nun merkezinde oturuyoruz burada? E niye bu gücü veriyor Allah bize? Yani biz Allah'ın bütün bu e, iyilik bekleyenlere iyilik etmek kötülüklere bir şekilde engel olmak için yarattığı kullar değil miyiz? Kesinlikle. Yani kendi sorumluluklarımızı Allah'a fatura etme işi çok sakıncalı bir durum. O yüzden biraz önce de ifade ettiniz, bir imtihan sürecindeyiz. Allah bu dünyada hem hayrı hem şerri yaratmış. İnsanlar doğduğu zaman fıtrat gereği zaten temiz doğar, tabi doğar ancak kendi rotasını bulu çağından sonra tabi caizse peygamberler ve kitaplar gelme kaydıyla kendi rotasını kendi çizer insanlar. Kimisi iyiye gider, kimisi kötülüğe gider, kimisi teröre gider, kimisi savaşa gider. Ve yani bütün insanlar aynı değildir. Hocam bak bu genelleme de yanlış bir şey. Yani bunu bugün içinde söyleyelim. Mesela evet biz ee, Gazze'deki ins insanlık suçuna, çocukların öldürülmesine, bu toplu ceza bunların hepsine bir Müslüman bir insan ona karşı çıkıyoruz. Ama buna karşı çıkan dünyada çok fazla Yahudi de var. Tabi. İsrail'in kendi içerisinde bu bunu Yahudiler onaylamayan ve gösterilen insanlar da var. Bak, aynı inanca sahip olmadığımız, farklı kültür ve inanca sahip olduğumuz İskoçya'da Celtic taraftarı Türkiye'de stadyumda yapamadığımız kadar destek verip gösteri yapıyor. Kesinlikle. İngiltere'de yürüyor insanlar başka bir yerde. Onun için genellemeler yanlış bir şey. İyi insanlar her yerde var. Yani böyle bir yerde bir yanlış ve kötülük olduğunda bunu sadece tek bir insan topluluğuna fatura, fatura etmek de yanlış tabii. bir şey. Kesinlikle. Yani her iyi insan zaten Allah'ın bu dünyaya yani Allah'a rağmen kimse dünyaya gelmedi. Allah var ve müdahale ediyor olaylara. Fakat Yusuf suresinde var ya Allah Latif'tir. Allah'ın planı tıkır tıkır işler arka planda. Ama mesela Hazreti Yusuf Kuyuya atıldığında baktığında aile içe şiddete maruz kalmış bir çocuktur ahva edersin. Ama Mısır maliyesinin başına geleceği süreç kuyudan başlıyor. Yani Allah'ın planının hangi aşamasını görürsek. Onu, fotoğrafın bütününe yani, bakmak lazım. Mesela Allah mühület verir, ihmal etmez. Tabii ki. Hazreti Yusuf'un Mısır'a gidişini sadece Hazreti Yusuf'la ilgili görse yine yanlış olur. Değil mi? 200 sene sonra, 300 sene sonra Firavun'un zulmünü bitirecek olan Musa ya bir hazırlık Hazreti Yusuf'un gidişi. Onun için وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Biz günleri insanlar arasında çevirip dururuz. Ondan Hz. İbrahim'i konuşuyoruz. Yani. Nemrut, Hz. İbrahim'in putları yıkmasından sonra Nemrut'a baskı yaptılar ve bir e, hüküm verdi. Dedi ki İbrahim'i yakalım. O kadar büyük bir ateş yakmışlar ki ateşin yanına yaklaşamıyorlar Hz. İbrahim'i atmak için kitaplardan okuduğumuza göre böyle mancılıkla atıyorlar Hazreti İbrahim. Diyorlar ki İbrahim'i yakınca konuyu kapatırız. Oysa ki her insanın kalbinde bir İbrahim var. Vicdan insanın içinde Allah'ın sesidir. O yanılmaz. Yani başkasınınkini susturursun ama seninkini susturamazsın. Seninkini susturum, onu susturamazsın. Hazreti İbrahim'i ateşe atıyorlar sonra izlemeye başlıyorlar. Tamam diyorlar bu işi bitirdik. Yaktık bitti kül oldu. İbrahim'in inancı bin yıl bir daha doğrulamaz bu topraklarda. Derken öğlen üzeri bakıyorlar. Allah emretti değil mi? Kur'an'dan öğreniyoruz. Ya naru kuni berden ve selame. Ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selametli ol. Ve birden ateşin içinde gül bahçesine dönmüş bir alan içinde Hazreti İbrahim namaz kılıyor. Oysa ki ateşi yakanların bütün beklentisi neydi? Yok etmek. Biz güçlüyüz. Yakmak istediğimizi yakarız ve kimse de karşı duramaz bize. Fakat ateşe hükmeden bir kudret olduğunu unuttular. Ya. Ateş İbrahim Aleyhisselam'ın bedenini değil imanını yakamadı. Çünkü o iman cehennem ateşini söndüren bir şeydir. Hani hep anlatılır Hazreti İbrahim ateşe girerken e, gelir Cebrail aleyhisselam. Hmm. Hani Rabbinden bir Bilseyim dileği var ne, ne diyeyim yani vaziyeti görüyor zaten. Dolayısıyla söylenecek bir söz yok. E, Hazreti İbrahim ateşe girerken ben peygamberim. Allah beni yakma herhalde. Dolayısıyla yaksa oldu, kötüleri yakar diye düşünse kül olur. Ama ne diyor? Yaman dedenin dediği gibi yanmaksa çaresi bilecek aşkın. Yanarız efendim. İşte öyle olunca ateş gül bahçesine dönüyor. Yani. Seyrani'nin sözünü söyleyeyim de unutma. Ne diyor aşık? Eğer aşık isen yare sakın aldanma ağ yare. Düş İbrahim gibi nare bu gülşende yanan olmaz. Bir de hocam hani Kur'an-ı Kerim'de Allah İbrahim'i kendisine dost edindi diyor ya. Yani diğer peygamberlere böyle ismen bu ifadeyi kullanmamış Cenab-ı Hak. Ama Hazreti evet. İbrahim Aleyhisselam'a dostum diye hitap ediyor. Ve işte başından geçen bir sürü hadiseler var. Bir tanesini arz ettiniz. O ateşe atılma hadisesi. Hı hı. Onun dışında oğluyla bir imtihanı var. Hazreti İsmail'in kurban hadisesi. Hani programın başında da küçük şeytan orta ve büyük şeytana taş. Sembolik olarak taş atıyoruz haç mevsiminde. Ee, bu şeyi de anlatabilir misiniz? Hazreti İbrahim ile İsmail'in. Evet. Hazreti, son periyodlara girdik hocam. Hazreti, Hazreti İbrahim tam bir teslimiyet örneği. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşe girerken nasıl bu teslimiyeti yaşıyorsa biliyorsun. Hazreti İbrahim sonra hicret ediyor Urfa'dan. Ve bugünkü Filistin bölgesine El Halil'e geliyor. Şehir adını Hazreti İbrahim'den alıyor. Allah dost kelimesinden. Hazreti İbrahim uzun yıllar yaşamasına rağmen çocuğu olmuyor. Şimdi düşün Allah için ateşe girmiş yanmayı göze almış ama bir çocuğu bile olmamış. Şimdi bugün modern bakış açısıyla baktığımızda ne, yani ne deriz? Yani yaş kaç olmuş? Daha ne yapayım? Hani yani şeytan da öyle diyor, ey İbrahim diyor, daha ne yapacaksın sen Allah'a razı etmek için? Yani İbrahimsin sen. Sen ve şansın. sana bir çocuğu çok gördü. Ama Hazreti İbrahim gibi bir peygamber, 100 yaşına gelmiş çocuğu olmamış. Biz Allah'ı, bizim yani inanç konusunda bir problemimiz var. Yani Allah'ı hakkıyla zaten takdir edemiyoruz da, inanmanın ne demek olduğu ile şey yani sanki, haşa Allah böyle mecbur gibi bir şey, öyle bir şey yok. Biz kuluz O Dilerse imtihan eder, dilerse verir, dilerse ama bir, bir şey garanti. lil لِلْمُتَّقِينَ Öyle bir maç ki bu dünya, sonunda kazanacak olan takva sahipleri. Ve Allah kimseye gücünün üstüne bir şey yüklemez. Allah herkesin kudretini biliyor. Adalette problem yok. Kesinlikle. Yani bu dünyada beklemeyeceğiz ama kesinlikle ahirette Allah hiç kimseye asla zulmetmez. Hazreti İbrahim Allah ona çocuk verdiğinde de bunu sonra bir rüya görüyor ve kurban etmesini istiyor. Şimdi bak, daha önce ateşe girmesini istedi. Şimdi can, canını değil canını istiyor. Bu ne kadar zor bir şey. İşte. Ama Hazreti İbrahim tam bir teslimiyet örneği. Biz tabi şimdi onun yıl dönümlerinde kurban bayramında kurban kesiyoruz falan diye. Bir hayvanı pazardan satın alıp kurban etmek ne kolay. Parayla olan bir şey. İsmail'i kurban etmek, bıçağın altına yatırmak. Yani basit bir şey bile bırakamıyoruz mesela. Diyelim başka bir şey. Bir kötü alışkanlığın falan. Hazreti İbrahim şunla bitireyim. Hazreti İsmail yatırınca tekbir getiriyor biliyorsun Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sonra dağın tepesinden bir ses duyuyor, bakıyor. Cebrail Aleyhisselam. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Ee, bir koçla gelmiş. Hazreti İbrahim'in gözünü açıyor, imtihan olduğunu anlıyor. Hazreti İsmail bir kalkıyor. Allahu Ekber ve Lillahi'l-hamd. Tekbir de bizim teşrik tekbiri Hazreti İbrahim Cebrail Aleyhisselam ve Hazreti İsmail'in o anki söylemlerinin toplamından oluşuyor. Onun için biz her bayramda Arife Günden itibaren bu Teşrik sahneyi tekbirleri. tekrar atıyoruz. Hazreti hmm. İbrahim tam bir teslimiyet örneği. Bize kalan ana mesaj bu. O zaman biz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hayat hikayesini onun hayatını iyi bir okumak, anlamak ve hayatımıza tatbik etmek için mücadele etmek durumundayız. Hazreti İbrahim olmadan ne haç olur ne, um, ne başka evet, bir şey. Evet, Haccın başrolünde o. Zaten ki. o diyorum ya hocam. Yani o Sadece o konuyu ele alsak zaten birkaç program daha sığmaz diye düşünüyorum. E hocam ben çok teşekkür ediyorum. E geldiniz, anlattınız, bizi irşad ettiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah nice böyle güzel programlarda bir araya tekrar geliriz. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Hazreti İbrahim gibi büyük bir peygamberi anmaya vesile olduğunuz için size ve arka planda emeği geçen herkese. Allah razı olsun. Değerli izleyenlerimiz bu programımızın da sonuna geldik. Biraz önce hani Allah İbrahim Aleyhisselam'ı kendisine dost dediğinde ayetini okudum ama bir ayet daha zihnime geldi. Allahu veli yüllezine amenu. Allah iman edenlerin dostudur. İnşallah bizler de imanımızı kemale erdirmek kaydıyla Allah'ın dostu oluruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Hocamızın güzel duasıyla programımızı bitiriyoruz. Buyurun hocam. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hamden lillah ve salaten ve selamen ala rasulillah ve bihi nestaîn. Amin. Ya Rabbi. Yaratan sensin, yaşatan, imtihan eden sen ya Rabbi. Allah'ım ne olur hikayemizin sonu kötü bitmesin ya Rabbi. Amin. Bizi elaya düşürme ya Rabbi. Amin. Bizi ne için yarattıysan ona uygun yaşamayı nasip eyle. Amin. Allah'ım unutur ya da yanılırsak bizi hesaba çekme. Amin. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır yük yükleme ya Rabbi. Amin. Taşıyamayacağımız yükü zaten yüklemezsin. Taşırken zorlanacağımız yükleri bize taşıtma ya Rabbi. Amin. Ümmeti Muhammed'in duamıza amin diyenlerin ne derdi sıkıntısı varsa gider ya Rabbi. Allah'ım dünyanın dört bir yanındaki... Ve Filistin'deki kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Onları melaki ordunla teyit eyle ya Rabbi. Amin. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları zalimlerin insafına, merhametine bırakma ya Rabbi. Vatanımıza, milletimize, devletimize birlik, beraberlik, huzur ver ya Rabbi. Hassası olana şifa ver ya Rabbi. Amin. Derdi olana deva ver ya Rabbi. Amin. Bir borcu, ekonomik sıkıntısı olana da ödeme kolaylığı ver. Hazinelerinin kapılarını aç ya Rabbi. Amin. الحمد لله رب العالمين الفاتحه اللهم صل على الله محمد صلى الله عليه وسلم